Kızı, Fatih Aydın, Katip Üye Şinasi Koltuk, Katip Üye İlker ve Cezmi Tuna teklif olarak teklif edilmiştir. Teklif edenler Kemal Ateş, Ömer Eğilmez, Hüseyin Yontar, Ayşe Çakmak. Kabul edenler kabul edilmiştir. Hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli Malkaralılar. Malkara ilçe teşkilatımızın gerçekleştirmekte olduğu olağan kongresine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri Türk milliyetçiliğinin lideri, Türk dünyasının kutup yıldızı, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in selam ve muhabbetleriyle selamlıyorum. Bugün Malkara'da sizlerle beraber olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Kongrenin birlik, beraberlik içerisinde Milliyetçi Hareket'in iktidarına vesile olmasını, buradan çıkacak neticenin partimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Siyasi konuşmalar kısmına geçeceğiz. Ancak şu anda aday olacak, olmak isteyen arkadaşlarımızın eğer listesi varsa divana sunmalarını istiyorum. Divana iki tane liste sunulmuştur. Diğer listelerin nüshalarını da divan üyesi, katip üye arkadaşlarımıza teslim edin. Şimdi konuşmasını yapmak üzere aday arkadaşımız Hakan Yıldız'ı mikrofona davet ediyorum. Sayın MYK Bey'imiz, Sayın Başkanım, İlçe Başkanları, Sayın Delegelerimiz ve tüm davetler, hepiniz hoş geldiniz. Biz burada iki liste olarak girmek istemezdik. Biz bunu iki liste olarak da zaten görmüyoruz. Burada kazanan kaybeden olmayacaktır. Burada kazanan tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlısı olsun diyorum. İlçe Başkanı ve aynı zamanda yeniden aday olan Kemal Ateş Bey'i konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Sayın MYK Bey, Sayın İl Başkanım, İl Başkan Yardımcılarım, değerli delegeler, belediye meclis üyeleri, İlçe başkanlarım, çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren davalı arkadaşlar. Tabii biz bu arada biz Malkaralıyız. Hepimiz birbirimizi tanıyan kardeşlerimiz. Malkara'nın diğer bir sokağından çıktığımız zaman bizler her zaman karşılaşıyoruz. Lakin ben bu arkadaşlarımıza hepsine gittim. Arkadaşlar, Şencan Başkan görevdeydi, görevden alındı, şu oldu, bu oldu. Dolayısıyla belediye başkan adayımız Ersin kardeşime gittim. Belediye meclis üyelerime gittim. Diğer üyelerimle görüştüm. Hepsinden dedim ki arkadaşlar, bak kongre süreci başladı. Lakin haberiniz olsun. Eğer içinizden yönetime girecek olan arkadaşlarımız falan varsa bunu içinizde alabiliriz bir iki tanesi. Bunu ben Şencan Başkan'a da konuştum. Belediye Başkan adayımız Ersin kardeşimizle de konuştum. Lakin
Bunlar bana dediler ki, tabii buraya o zaman da bir bizim Şencan Başkanı karşısına çıkan bir adayımız vardı. Gürcan kardeşimiz. Bizim milletvekilimiz diyelim, Murat abimiz geçerken bununla bir resim olayı internet ortamında bu yayılınca diğer bizim kardeşlerimiz tabii buna tepki olarak niye tepki gösterdiler? Biz dürüst ben abi olarak geldim, partiyi toparlamaya geldim, birleştirmeye geldim hepsinden. Lakin bizim bu kardeşlerimiz bize tamam dediler, abi senin karşına aday çıkarsa biz sana oy kullanmaya geleceğiz dediler. Sağ olun kardeşim dedim. Hep beraberiz. Milliyetçi Hareket Partisi bir şirketinde değildir. Biz hepimiz biriz. Az evvelsin kendi kardeşim de onu söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Lakin benim en çok zoruma giden böyle hemen akabinde ben konuşmama rağmen bu kardeşlerimiz bize son gün liste çıkaracağını söylediler. Ben de Hakan kardeşimi yanıma çağırdım. Dedim ki kardeşim bu nereden böyle yani zuhur etti? Dolayısıyla dedi ki abi biz aday olacağız. Niye göre aday olacaksınız? Niçin aday olacaksınız? Yani bir süreç yaşadık. Üzüntü yaşadık hep beraber. Tabii bakıyorum bu arkadaşlarımız tabii ki yani tavuk koyabilir, şu olabilir, bu olabilir. Şimdi biz çalışmalarımıza devam ettireceğimiz emin olabilirsiniz. Bunun garantisini veriyorum. Ben ilçe başkanlığına adayım. Bir üyemizin de aday olduğunu dün öğrendim. Yani şuraya geleceğim. Bakın, üyemiz diyorum, arkadaşım demiyorum. Çünkü düne kadar genel başkan aleyhine konuşup MHP üyesi olduğunu unutup liderinizi eleştirmeye, gafletine düşüp partimizin içine sinsice yuvalanmış karanlık güçlerle hareket edenler benim arkadaşım olamaz. Kesinlikle ve kesinlikle olamaz. Benim yaşım 55. Bu davanın içinde 13-15 yaşından beri bu davanın içindeyim. Hiç kimse Kemal Ateş geçmiş dönemlerde 30 milyar para gelmiş, 40 milyar para gelmiş. Bu parayı Kemal Ateş yemiş diyen arkadaşlarımız da buradan bunu öğrensin. Bu çok büyük gaflettir, çok bir ihanettir. Hem arkadaşlarımıza, hem arkadaşlarımıza ve kardeşliğimize, hem de bu işi bilmeden geçmiş dönemde kongre kaybettiren o söylemler. Ben şimdi kardeşlerime sesleniyorum ve burada sizin huzurunuzda söylüyorum. Değerli dava arkadaşlarım, ben bu parayı elime sürmem. Bu parayı gönderen Ersin Kaçar'la Yunus Meral'dir. Bu parayı alacağız da Şinasi Başkan benim o zaman beraber yarışıyoruz ve bu parayı da çok iyi bir taksim yapıp bunu benim önüme sunmuştur. Benim önüme. Başkanım şunu şuraya verdik, bunu buraya verdik diye bana getirdi. Ben de raporumu ile verdim. Şimdi bizim arkadaşlarım yine diyorum, niye diyorum? Sevgili kardeşlerim, bunlar çok büyük hitaplardır. Bunlar çok yanlış şeylerdir. Şimdiki şu durumumuza bir bakın. Çok değerli bir il başkanımız var burada. Geçmişte bir ocak başkanımız var. İlçe başkanlarım burada. Ben ticaretle uğraşıyorum. Kömür alıp satıyorum. Şimdi ben Tekirdağ'da bunu duyuyorum. Ben kendi delegemde bunu duyuyorum. Yazıktır, günahtır. Şimdi geldik biz burada kongre yapıyoruz. Bozguncuların aramızda yeri hiç ama hiç yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi sadece bir parti değil, bir vatan sevgisidir. Kutlu
dağımızın önüne geçmek için çırpınanlara oylarınızla geçit vermeyin. Davamız titrek bir kandil değil, kuvvetli bir meşaledir, meşale. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi büyük kafaların büyük amaçları varken küçük kafaların yalnızca arzu ve kurnazlıkları var. Sizler benim hepiniz kardeşimsiniz. Yani aday olan kardeşim de gerçekten sevindim kendisine. Bana nezaket gösterip yanıma geldi. Anlattı. Durumları anlattı. Dedim ki kardeşim yaşınız genç. Bir şey isterseniz yürütmeye alırız. İle yazarız. Vesaire. Bu arkadaşlarımız biz aday olacağız dediler. Ben sizlere soruyorum. Ben yanlış mı yapmışım? Arkadaşlar mı yanlış yaptı? Ben onların hepsi benim buramda arkadaşlar. Ben Şencan Başkanı, ilçe başkanı olarak buraya davet ettim. Seni orada görmek istiyorum dedim. Kendisi burada sağ olsun. Teşekkür ederim. Biz abiyiz dedik sizlere. Biz sizi koparacağız dedik. Yani çilelere katılarak idarimiz oyunları def edecek gücümüz vardır dedik sizlere. Konuşmama son verirken desteklerinizi bekler. Yani heyecan ve kararlılıkla çalışacağımızın sözünü sizlere veriyorum. Garantisini belirtin bir kez daha. Hepinizin saygı sunan Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. Bildiğiniz üzere kongrelerimiz bizim düğün yerlerimiz, toy yerlerimizdir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi'nin örfünü, adetini öğrenmiş ülkücü kardeşlerimiz olarak birer dava neferi olarak kongrelerimize geleceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerlerini konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapılması gereken bir şey varsa burada bu mecliste konuşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi adına fikir beyan etmek, faaliyette bulunmak isteyen her kim varsa gelecek Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongrelerinde, divanlarında, bu meclislerde siz kıymetli delegelerin huzurunda fikirlerini beyan edecekler. Aksi faaliyetler, aksi açıklamalar, aksi ortamlarda beyan edilmiş fikirler Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamamaktadır ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmamaktadır. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ağırlıklı olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Biliyorsunuz, ben eminim sizler de bu baskıyı hissediyorsunuzdur. Ve bugün AKP'ye laf söyleyemeyen, bugün AKP'nin üzerine gidemeyenler, AKP ile ilgili eleştirileri de sizlere yöneltiyorlar. Bunu da biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 sene önce Dersim'le ilgili bu devlet özür dilemeli, bu devlet Dersim'lerden özür dilemeli diye beyanda bulunmuştu. Ve Milliyetçi Hareket'in lideri Sayın Devlet Bahçeli çıktı dedi ki Seyit Rıza ve onun ekibindekiler hepsi vatan hainidir, teröristtir dedi. Bunu gerekirse Tunceli'de de söyledi dedi. Gitti liderimiz Tunceli'de de aynısını dile getirdi. Şimdi Dersim'le ilgili özür dilesin diye Dersim'le ilgili özür dilesin diyerek Atatürk'ü ve Atatürk'ün silah arkadaşlarına hedef gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ü yoksa oradakiler hepsi vatan hainidir diye Devlet Bahçeli bana ben biraz daha bu süreçte sizlerin üzerinize gelmeye çalışan, bizim aramıza nifak tohumu sokmaya çalışan, bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmaya çalışan aydınlıklara değineceğim. Geçmişte terörist başı Abdullah Öcalan'a gül veren Perinçek, bugün çıkmış, ismini de Vatan Partisi koymuş, vatanın, milletin bölünmez bütünlüğünü savunuyorum diyor. Terörist cenazelerine omuz veren Barajlar, ismini de zikretmeyin, Barajlar bugün devletin, milletin bölünmez bütünlüğünü savunmaya için hayır kampanyası yürütüyorlar, ilçe ilçe geziyorlar. Bakın bugün Malkara ilçemize
bu 150 toplulukla beraber 12. olağan kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kurultaydan çıkacak sonuç ne olursa olsun, hangi adayımız ilçe başkanı olursa olsun, hepimiz 3 ilerli sancağımızı Marmara'nın tepesine dikmek için mücadele edeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz'da Fethullahçı hainlerin yapmış olduğu girişimden sonra Türkiye'de siyasi roller, aksiyonlar değişmiştir. Herkes pozisyonunu 15 Temmuz'dan sonra kriz oluşan ortama göre almıştır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri 15 Temmuz'da bu hareketi, bu kalkışmayı yapan Fethullahçı şerefsizlerin 2009'da bunların faaliyetlerine durdurulması gerektiğini ya da bunların faaliyetlerine ara verilmesi gerektiğini beyan ettiğinde deyim yerindeyse Sayın Genel Başkanımızı her türlü hakarete, her türlü iftiraya maruz bıraktılar. Bugün geldiğimiz noktada 15 Temmuz hadisesinden sonra hükümetin aldığı pozisyon, AKP'nin aldığı pozisyon ortadadır. Demek ki neymiş? Milliyetçi Hareket'in lideri yine haklı çıkmıştır. Biz evet dedik de hiçbir şeyden vazgeçmedik. Milliyetçi Hareket Partisi ve onun genel başkanı, onun kıymetli yöneticileri bugün aramızda merkez yürürlüğü kurulu üyemiz var. Dün ne diyorsa bugün aynısını söylüyorlar. Evet dedik de hiçbir şeyden vazgeçmedik. Evet dedik de bugün AKP'nin hiçbir dedi de evet demiyoruz. AKP'nin yanlışını da yüzüne vuruyoruz. CHP'nin yanlışını da yüzüne vuruyoruz. HDP'lerin yanlışını da yüzüne vuruyoruz. Biz kutlu bir davanın mensuplarıyız. Ve bu maddelerin 16 Nisan'da onaylandıktan sonra siz değerli delegelerimizle gideceksiniz, oylarınızı kullanacaksınız. 16 Nisan'da evet çıktığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Yüce Türk Milleti'nin bekar sorunu bir kısmı ortadan kaldırılmış olacaktır. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi bizler devlet için evet diyoruz, millet için evet diyoruz, cumhuriyet için evet diyoruz, Türklüğün bekası için evet diyoruz. Yemin ettik dönmeyeceğiz, sözümüz var. Türk milletine sözümüz var. Kimse unutmasın, altını çizerek söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde olduğu metinden ihanet çıkmaz, bölünme çıkmaz, federatif eyalet sistemi çıkmaz. Türklük ortadan kalkmaz. Milli anayasa olma vasfı ortadan kalkmaz. Ve herkesin aklındaki soru tek adamlık olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mazisi, ülkücü şehitlerimizin, 3000 tane şehidimizin hakkı, emanetleri bizim omuzlarımızdayken biz bu ihanete ortak olmayız. Kimsenin dediğini aldırış etmeyin. Ne AKP, ne CHP, ne HDP. Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin söyledikleri ortadayken, bize çizmiş olduğu istikamet, bize vermiş olduğu siyaset ortadayken eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz. Dün nasıl dindiksek bugün de yine dindik olacağız. Ve biz 35 milletvekiliyle bunları yapabiliyorken 367 milletvekilimiz olsun, biz 9 kişiyi oraya yaşayabiliriz, bu milletin önüne koyarız Allah'ın izniyle. Mücadele edersek, bizler sonuna kadar mücadele edersek, teşkilatlarımızı boş bırakmazsak, ilçe başkanlarımızı, ilçe yöneticilerimizi, il yöneticilerimizi takip edersek, genel başkanımızın yapmış olduğu siyaseti takip edersek, emin olun 2019'da yapılacak olan seçimlerde milliyetçi ülkücü bir cumhurbaşkanını bizler de cumhurbaşkanı sarayına göndereceğiz ve üç ilerli sancağımızı Ankara'nın tepesinde sallandıracağız. Kıymetli dava arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere 16 Nisan'da bir referanduma gidiyoruz. Bu referandum bir siyasi parti seçimi olmayacaktır. Daha önce 18 kez değiştirilmiş 1982 Anayasası'nın yeniden 18 maddeyle değiştirilme teklifinin milletimizin hakemliğine sunulması hadisesidir. Neden ihtiyaç duyulmuştur? Neden bu 18 maddelik değişiklik bugün milletimizin gündemine taşınmıştır?
Sayın İl Başkanım maddelerle alakalı size bir bilgilendirme yaptı. Ben de bunun gerekliliğiyle alakalı bir açıklama sizlere yapmak istiyorum. Bakın 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük bedeller ödedi. Dar ağaçlarıyla sınandı. Cezaevleri, mahpusluklar, türlü bedeller ödendi, türlü mağduriyetler oluştu. Yetişmiş bir neslimize adeta kastetti bu junta. Başbuğumuz derdi ki en kötü demokrasi yönetimi en iyi askeri vesayetten daha evladır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemi maalesef ki darbelere karşı korunaksızdır. Ancak sonuncusu 15 Temmuz'da gerçekleştirilen, bu da özünde bir darbe, hükümet etmeye el koymayı içinde barındırsa da özünde hain, alçak bir teşebbüstür. Bu teşebbüsten sonra görülmüştür ki ülke 15 Temmuz'dan sonra eskisi gibi olamaz, eskisi gibi yönetilemez. Yani bu 18 maddelik değişiklik bir ihtiyacın sonucunda doğmuştur. Bu 18 maddelik değişiklik bize geldiğinde 21 maddeydi. Farklı talepleri vardı. Ancak bizim elimize değdikten sonra, Sayın Genel Başkanımızın ve Milliyetçi Hareket'in eli değdiğinden sonra bu anayasa kırmızı beyaz bir anayasa, yani ay yıldızlı bir anayasa, yani milli bir anayasa olmuştur. Bu anayasaya bizim elimiz değmeseydi, bizim rengimiz değmeseydi, üç hilalin ışığı değmeseydi biz bu anayasayı desteklemezdik. Bu anayasa paketi Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi deneyimleri, siyasi tecrübeleri ve siyasi birikimleri ışığında revize edilmiş ve milletimizin onayına sunulmuştur. 16 Nisan'daki referandumda da hakemliği ve tercihi gene milletimize sunuyoruz. Kararı verecek olan milletimiz, takdir yüce milletimizindir diyoruz. Bu bir demokratik tercih ve demokratik iradenin ortaya konmasıdır. Biz parlamenter sistemin bekçisi değiliz. Kimse yanlış anlamasın. Biz parlamenter sistemin açıklarını biraz önce size ifade ettim. Sürekli darbe doğuran ve koalisyonlardan istikrarsızlık doğuran bir sistem, hükümet etme sistemi. Bu yeni gelecek sistemde bu yok. Onu anlatacağım biraz sonra. Ama eğer ki anayasanın ilk 4 maddesiyle alakalı hassasiyeti olan varsa buradan basın ve sizlerin aracılığıyla net bir şekilde ifade ediyorum. Biz parlamenter sistemin bekçisi değiliz ama cumhuriyetin bekçisiyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm kurucu iradeyle beraber kurduğu bu ülkeye kazanımlarının tamamının korucusu ve bekçisiyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Evet. Malkara İlçe Teşkilatımızın 12. Olağan Kongresi sonuçlanmıştır. Hakan Yıldız Başkanımız İlçe Kongresi'ni 89 oyla kazanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin örfüne, adetine yakışır bir şekilde kongremizi tamamladık. Kongremizin sonucunun önce Malkara'mızı, sonra Tekirdağ'ımızı, sonra ülkemize ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreçte
Herkes de şuna sahip olmuştur ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde demokrasi kazanmıştır. Demokrasiye her zaman inanan bir siyasi hareketin mensupları olarak bundan sonraki süreçte de yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı için mücadele edeceğiz. Ve ben burada oy kullanan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Kemal Başkanımıza teşekkür ediyoruz yapmış olduğu vazifelerden dolayı. Hakan Yıldız Başkanı'nın ve yönetim kurulunda teşekkürlerimi sunuyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Destekleyen tüm ilçe halkımıza, il başkanlarımıza, MYK üyemize ve tüm delegelerimize teşekkür ediyoruz. Biz bunu bir yarış olarak, biz iki liste olarak görmedik. Kazanan da kaybeden burada biziz, burada kaybeden kimse yoktur. Burada kazanan tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Biz daha iyi yaparız diye değil, biz birlikte daha neler yaparız bunu düşünüyoruz. Yine biz birlikte olacağız. Elimizden gelen ne varsa Milliyetçi Hareket Partisi olarak da Malkara içinde, Türkiye genelinde de bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Evet, şu anda Malkara ilçe teşkilatının başına geçtiniz. Sizi seçenlere ne demek istersiniz burada? Size oy verenlere? Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta vakitlerini ayırdılar, zamanlarını ayırdılar, teveccüh gösterdiler. Bizi layık gördüler demiyorum. Buraya kim gelirse bu koltuğa layıktır zaten. Diğer başkanlarımız da, diğer delegelerimiz de sonuçta seçilerek, yarışarak geldiler buraya. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepsine ayağına sağlık diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hayırlı olsun başkanım. Biz de teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için.